Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Üçüncülük transfer özel programına hepiniz hoş geldiniz. Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Hüseyin sen de hoş geldin. Hoş bulduk Abdullah. Bizim teknik işlere bakan bir arkadaşımız var. Ahmet Karaca hatırlatma yap dedi. Onun hemen hatırlatmasını yapayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmuyor musunuz? Özellikle rica ediyor sizden. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyor. Beğeni yapmanızı, yorum yapmanızla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Ama kanalımıza abone olmuyor musunuz? Lütfen kanalımıza abone olup bize destek olun. Maddi durumu iyi olanlar da bize katıl butonundan bağışta bulunabilirler. Ama tekrardan söylüyorum, kanalımıza abone olmanız bizi motive ediyor. Daha fazla video çekmemizi sağlıyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Mersin İdman Yurdu 3. Lig 1. grup çok hareketsiz geçiyor Hüseyin. Onu söyleyebilirim öncelikle bu grup açısından. Evet yani 52 Ordu çok sessizdi. O bir çıkışa geçti son 2-3 günde. Onun dışında evet yani beklediğimizden hareketsiz geçiyor Abdullah. Doğru söylüyorsun. Yani böyle bir şey var. Şarj aletinin kablosuymuş. Ayağıma takıldı Tamam. da. Evet. 52 orada yine bir hareket var. Ali. Ama mesela Mersin İdman Yurdu'dan o beklediğimiz atak yok. İşte Karşıyaka'dan beklediğimiz atak yok. Keza gibi. Bu grupta şu an için birkaç takımı konuşacağız. Mersin İdman Yurdu Ömer Çakı aldı. Ömer Çakı transferi bitti mi? Yani ben bittiğini geçen hafta duymuştum zaten. Yani şimdi Ömer Çakı. alemlerini açmayayım da Hüseyin defterleri karıştırmayayım. Ama geçen hafta duymuştum. Notların arasına yazmıştım. Evet, Ömer Çakı hayırlı olsun. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş bir kardeşimiz. Ve Adana Spor'a kiralandı. Oradan Tarsus'a gitti. En sonunda Mersin İdman Yurdu'na geldi. Alternatif sol bek niyetiyle alındı muhtemelen. Çünkü Mersin İdman Yurdu'nda sol bek Bekir'le yollar ayrıldı. Genç kardeşimiz 2001'li. Geçen sezon Karaman'daydı hatırlarsan. İyi bir sol bek kardeşimiz. O ayrıldı. Onun yerine alternatif sol bek. Yani Ömer transferi hayırlı uğurlu olsun ama çok oynayabilme ihtimali var mı? Yok. Niye yok? Çünkü orada bir aslan var. Adı da Aslan. Kendisi de Aslan. Aslan Gök çok iyi performans sergiliyor. Yani hani normal şartlar altında Aslan'ı izleyen tek bir bilinci gözü kapalı alır. Önemli bir performans sergiliyor. İyi iş çıkarıyor. Ondan dolayı Aslan'ın olduğu yerde Ömer daha 2000 doğumlu genç bir kardeşimiz muhtemelen yedek kulübesinde Aslan'ın yokluğunda cezalı olduğu durumda Allah göstermesin futbolcu kardeşimiz sakat olduğu durumda bu imkan yani Orta orada sahada da şanslı. sol tarafında da oynayabiliyor. Ömer Çakı'nın böyle bir özelliği de var. Yani orta saha sol tarafta da oynayabiliyor. Daha Tabii çok sol bir kısım Aslan aynen. varken de çok ama hani opsiyonlar halinde değerlendirebilir kanatta. Tabii. Değerlendirilebilir. Ya mutlaka oyuna sonradan da alabilir hoca değerlendirebilir ama şu anda Aslan'ın olduğu yerde kolay kolay oynama ihtimali yok gibi yani. İlk 11'de çıkma ihtimali yok. Oyuna sonradan dahil olabilir. Yoksa önemli bir futbolcu kardeşimiz. Önemli bir potansiyel. Alt yaş milli takım kategorilerinde de birçok kez forma şansı bulmuş bir kardeşimiz Ömer. Yani aşama aşama bir kiralanma süreci oldu sanki böyle kariyerinde. İşte Fenerbahçe, işte Adana Spor'a gitti. Adana Spor'dan Tarsus'a gitti. Tarsus'tan en son Mersin İdman Yurdu'na geldi. Hayırlı olsun. Önemli bir transfer. Sözleşme kaç yıllık bilmiyorum. Ama Mersin Mali için geleceğe yatırım transferi olabilir Abdullah. Öyle söyleyeyim. Mersin İdman'la alakalı bir tane transfer biliyorsun. Bu transfer haberini versem mi vermesem mi diye hala düşüncedeyim. Yazan olmamış çünkü hala. Bana ta geçen haftalarda bilgisi gelmişti. Yazan Evet. olmamış. Kararı da sana bırakıyorum. Valla bilmiyorum Abdullah eğer konuşalım diyorsan Yani konuşalım. bir görüşelim özel haber olarak patlatırız. Mersin İdman Yurdu'nun bir kanat transferi olacak. Bu kanat transferi de yani genel anlamda alırlarsa eğer isim vermiyorum ama hani onay alırsam bunu da sosyal medya hesabımızdan patlatırız zaten. Şu an için onay almıyorum hani paylaşmayla alakalı. Yani bu oyuncu alırlarsa Önemli bir ben oyuncu. Çok çok kanatta önemli çok bir etkili oyuncu. olacağını düşünüyorum. Üçüncü ligde çok etkili işler yapmış bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Mersin İdman Yurdu'nda da hücum anlamında çok fazla güç katacak bir oyuncu. Eğer transfer gerçekleşirse. Şimdi gerçekleşip gerçekleşmeyi bilmiyorum. Mutlaka Mersin öyle bir kanat transferi yapacak. Ama bu transferi şimdi orada durumu da bilmiyorum. İncelemek lazım aslında. O kontenjan durumunu da incelemek lazım. Biliyorsun biz Osman Şahin'i Mersin konuşmuştuk. Mayıs'ta konuşuyorduk. Evet. Aynen. Ama biliyorsun o spora gitti. Şimdi o kontenjan şartlarını bilmeden tabii hani bu çünkü şöyle bir şeyler olabilir Abdullah. Hani oyuncunun gelmesi farklı bir oyuncunun ayrılmasına yol açabilir.
Ondan dolayı Mersin Marmaris o dediğimiz transferi yaparsa eğer sen duyurursan zaten onay alıp da görüşüyor ve yani bir görüşmeyle ilgili haber yaparsan çok önemli bir potansiyel önemli bir transfer olur diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Çok da üstüne Ama buradan konuşmayalım kırmızıyı vermeyi de çok istiyordum. Yani buradan böyle alttan kırmızı vermeyi de çok istiyordum. ver o zaman yani. Başka zamana kaldı. 52 Orspor'a geçelim. Mersin Manyurdu'nun ben çok doğru işler yaptığını düşünüyorum. Sen program içinde bence sorman gereken yerleri sor. Gerekirse program içinde kırmızıyı ver. Ben soracağım onu. Şunu söyleyeceğim sadece. Mersin Manyurdu kadrosal anlamda gerçekten çok doğru işler yapıyor. Çok transferde de çok doğru adımlar atıyor. Kuvvetli bir takım oldu Abdullah. Zaten kuvvetli bir takımdı. Daha da kuvvetli bir takım oldu. Zaten Tunç Murat Behram transferi başlı başına benim çok takdirle karşıladığım, çok beğendiğim bir transferdi. Üstüne şimdi Ömer Çakı transferi yapıldı. Tabii hani burada sabit transfer yapılacak değil mi Abdullah? Tabii ki yapılacak. Yani Yani bildiğim yapılacak. sezon başından beri bir sağbek arayışı var Mersin Mariners'da. Bakalım ne olacak. Başarılar diliyorum. Başka transfer gelişmesi var mı bilmiyorum Valla Mersin Mersin Mariners'da. Marmara'yla Haber de alakalı yok. başka transfer gelişmesi ben duymadım. Sende var Evet. mı? Operasyonu gizli yürütüyor Mersin Mariners'da. Onu söyleyeyim. Evet. Ömer Çakın ismini de iki hafta falan olmuş bana geleli. Zaten haber yapmıştım onu. Paylaştım. 52 Orduspor'a geçelim. Onay gelirse, yazacağım birazdan. Onay gelirse kırmızıyı da veririz. Tamam. 52 Orduspor, İrfan Başaran ve Muğla Sistemi de kadrosuna kattı. Şimdi Muğla Sistemi'yi çok yakından tanıyorum. İrfan da çok yakından Kesinlikle. tanıyorum. İskenderunspor Başkanı'nın da biraz sistemleri vardı. Bu transferle alakalı. Hakan Bulat Başkan'ın. Onu da okuyacağım İrfan birazdan. Başaran transferiyle ilgili mi? Sanırım İrfan'ı kastetti. Hemen ona bakıyorum. Başkan Olabilir yani. yani şöyle, hiçbir futbolcu İskenderunspor'dan daha büyük değildir. Gelmek isteyen futbolcuları nasıl kapımız açıksa, gitmek isteyen futbolcuları kapımız açıktır. Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Bu formayı taşıyamayacak oyuncularla bizim işimiz yoktur. İskenderunspor'dan hiç alacakları olmamasına rağmen 3-5 kuruş daha fazla para almak için sakatlık bahaneleri yapan, ben burada mutluyum deyip giden futbolculara, oyuncuları kandıran menajerlere, bu oyun içinde olan yöneticilere hakkımı helal etmiyorum. Biz İskenderunspor olarak her zaman tertemiz bir kulüp kalacağımıza söz veriyorum. Saygılarımla Hakan Bulat. Yani sence kimi kastediyor? Ya olabilir tabii bilmiyorum da şimdi hani ben kimseyi suçlamak Ben istemeyeceğim. burada yani son dönemde ayrılan İrfan Başaran. Çünkü bunu 18 saat önce yapmış. Ayrılmak isteyen başka topçular da vardır İskenderun'a mutlaka ama şöyle bir şey Olabilir. var. Ben mesela bu açıklamadan sonra nedense aklıma şu geldi. Kesinlikle başkanla ilgili bir derdim yok. Başkanı suçlama gibi bir derdim de yok ama geçen senede transfer ettikleri bir oyuncu kendi takımında sakatım oynamak istemiyorum, gitmek istiyorum, ayrılmak istiyorum dediğini ben bizzat biliyorum. Böyle bir oyuncu da transfer ettiler geçen sezon devre arası. Demek ki bu iş olabiliyor yani hani burada Semih Cekpek bir durum yok. Ha konuşursun anlaşırsın göndermek istemezsin. Ne bileyim hani oyuncu gitmek ister. Sonuçta sözleşmeli oyuncundur. Ona göre ayarlarsın. Oturtursun kadro dışı bırakırsın. Senin bileceğin iş yani. Yani elinde bu kozlar var sonuçta. Sonuçta sözleşme varsa sözleşmenin taahhütlerini kurumlar ve kişiler birbirine getirmek zorunda. Karşılıklı olarak getirmek zorunda. Yani burada hani oyuncuya suç atmak değil demek ki müsaade edilmiş, gidilmiş bir şekilde. İrfan Başaran çok kıymetli bir oyuncu Abdullah. Zaten hani konuşmaya, tartışmaya gerek yok. Önemli bir potansiyel. Hep fiziğinin küçüklüğünden Ama dolayı. yani mesajlarda da İrfan Başaran'a tepki var. Başkanın altında yazılmış Yok ama bak ben de şunu söylüyorum sana. Hani geçen sene İskenderunspor'un da devre arası yaptığı transferlerden biri bulunduğu takımında çok iyi performans gösteren ve takımın gitmesini istemediği ama onun da ayrılmak için idmandan çıktığı sakat şey yaptığı oldu ya hani bu olmayan bir şey değil Abdullah olabiliyor yani. Hani geçen sene İskenderunspor'da böyle bir transfer yaptı yani. Başka bir takımda bunu yapan oyuncuyu aldı atıyorum. Anlatabildim mi? Olabilir bu. Bu gayet doğal. Ayrı bir konu İskenderunspor. İrfan Başaran'a geleyim ben. İrfan Başaran çok kıymetli bir oyuncu. Kariyeri fiziksel anlamda dezavantajından dolayı yani biliyorsun hani kısa boylu oyuncu. Ondan dolayı sürekli böyle hani bundan olmaz, bu gelişemez, fiziksel olarak çok zayıf, işte kuvvetli değil. Tartışmalarına sürekli neden olan bir futbolcu. Açıkçası İrfan'ı zaten Adana Demir'den, Ordu'dan, Ordu Spor'da oynamıştı İrfan. Orijinal Ordu Spor'da. Ondan sonra yine Yeni Malatya'da zaten ben canlı canlı izledim bir. Yeni Malatya'da bayağı bir oynadı.
Ve Yeni Malatya'da da bir sembolizm seviyesine gelmişti neredeyse İrfan. Asist yeteneği çok fazla olan, oyun bilgisi yüksek olan, oyun zekası yüksek olan, oyun bilgisinden çok oyun zekası yüksek olan ve inanılmaz da duran top kullanan bir futbolcu. Ben İrfan transferinin Ordu'ya enerji katacağını düşünüyorum. Ki biliyorsun yani Ordu'yla da bir gönül bağı var İrfan'ın. Orduların hani İrfan'ın adını duyması, Ordu'nun herhangi bir takımına gelse, hani bırak 52 Ordu Spor, Ordu Spor 1967'ye gelse de Orduluları sevindirirdi. Ordu'nun futbol severini sevindirirdi. İrfan transferi orada heyecan yarattı. Bunu söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Bence İrfan'ı herkes alır. mantıklı bir transfer. Üçüncü lig için değerli bir transfer aslında. Kanada Muğla sistemi aldılar. Şimdi Muğla sisteminin Iğdır performansıyla değerlendirecek olursak bu transferi yapmam. Ama Muğla sistemi Iğdır'da neden forma giyiyor dersen, yani Iğdır'ın kadro kalitesinin yüksek olması sebebiyle, hani orada hani genç kontenjandan Abdullah, bir şey soracağım sana. Iğdır'dan kiralık olarak ayrılan, bonservisiyle ayrılan, Iğdır'dan ayrılan herhangi bir futbolcunun böyle daha düşmeme mücadelesi veren bir takıma gittiğini gördün mü? İşte onu söylüyorum. Iğdır performansını değerlendirecek olursak bir oyuncuyu almam. Yani Iğdır Ya. performans derken yedekteki performansı. Çünkü Muli sistemi yedek bir oyuncuydu. Ama Muli sistemi bildiğimiz için, Muli sistemi Ahmet'le yaptığını bildiğimiz için, Muli sistemin çok kaliteli bir oyuncu olduğunu bildiğimiz için Muli sistemi transferi çok iyi. Çok mantıklı bir transfer. 2000 doğumlu. Kontenjan değil. Genç bir transfer. Kaliteli bir transfer Abdullah. Onu söyleyeyim bu sistemi. Yetenekli de oyuncu. Zaten biliyoruz yani hani yeteneklerini birebir de yetenekli çalım yeteneği olan süratli bir oyuncu. Muhlis'e hep söylediğim bir şey var. Savunma yeteneğini geliştirmesi lazım. Savunmaya yardım etmeye geliştirmesi lazım. Ama bu sezon mesela bir iki maçta sağ bek de oynadı. Elinden geldiğince oynadı. Iğdır'da verilen Yani görev asıl gereği mekkesi oynadı. sabit değil. Evet, üstüne düşeni de yaptı. Muris bence önemli bir opsiyon. Bir de yani sonuçta Abdullah 2000 doğumlu bir oyuncuyu böyle hani etkili olabilecek bir oyuncu almak bence mantıklı bir tercih. 52 Ordu Spor transferi iki transferi de ben olumlu buldum. Beğendim. Hatta bir Gökhan Erdöl'ü de almışlardı önceden biliyorsun. O Evet. transfer de olumlu. 52 Ordu'da Ahmet Hoca iyi kafa yoruyor, iyi kafa patlatıyor ve nokta atışı gidiyor şu anda. Transfer dönemini ben kulüplerin genel anlamda transfer dönemini başarılı buluyorum Abdullah bu sene. Onu söyleyeyim. Şöyle, bu grup sessiz dedik ama hani 52 Orospor bu grupta sessiz olan takım. Çıkış yapmaya başladı. Aynen. Yani transferde de hareketli geçiriyor. Evet. Karşıyaka'ya geçelim. Karşıyaka Burak Başkaya'yı aldı Ali Say'dan sonra. Evet. Hocanın da eski öğrencisi Burak. Tabii. Tabii. Ve orada da hani kontenjan muhabbetleri vardı. Orada da kontenjan olmayan bir oyuncu tercih ettiler. Ya kontenjan olmayan bir oyuncu, oynayan bir oyuncu. Bunların hepsi bir opsiyon Abdullah. Bunlar çok önemli şeyler bence. Hani Burak Fethiyespor'da oynadı bu sezon. Skor katkısı da verdi. Biliyorsun hani 8-10 gibi oynuyor Burak biraz daha. Daha 2001 doğumlu. Yani Karşıyaka yapabileceği en doğru transferlerden birini yaptı. Önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bakmadım açıkçası yani transferin oluş şekline. Karşıyaka'nın açıklamasına bir bakayım. Bonservisiyle mi geldi onu da bilmiyorum. Muhtemelen bonservisi de gelmiştir. Bonservisiyle geldiyse acaba ne kadar ödendi? Kiralık olarak kadrosuna katmış. Kaldık mı? Evet. Yani çünkü çok şey değil yani hani potansiyelli bir oyuncu Fethiye'de ne kadara bıraktı yani hani çünkü 2001'li oynuyor. bir oyuncu sonuçta. Evet yani Burak 2001'li 17 oynayan da maçta bir 4 gol 2 asist var. Peki. 4 gol 2 asist. Yani belki de asisti daha da fazla da olabilir abla bilmiyoruz abi değişen o kısım var yani. Biliyorsun Yani ikinci klasman şöyle çok. 8-10 şekliyle oynayabiliyor. Kanatlarda görev yapabilen bir oyuncu. Alternatifli kullanabilir Burak'ı. Tabii. Yani hocanın zaten bildiği tarzda bir oyuncu. Kendi oyuncusu geçtiğimiz seneden. Hatırlıyor musun? Geçtiğimiz programda ben demiştim. Karşıyaka Fethiye'den birini istiyormuş ama hani kime ulaşamadım diye. Evet. Hocanın geçen demek ki iş buraya çıktı. Burak Başkaya'ya çıktı. Önemli bir transfer. Burak için de hayırlı olsun. Karşıyaka'nın da doğru bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten tecrübeli orta sahalara da sahip. Onur Kolay gibi birisi var orada. Mustafa Aşan var. Çok değerli oyunculara da sahipler. Karşıyaka'yı da bu transferin dolayı tebrik ediyorum. Başarılı buluyorum onları da. Ama Ali Ama Say ve sanki Burak daha Başkaya'nın kadroya katmaya ihtiyaç var gibi. yani bildiğimiz Selahattin Dinçer transfer kendi oyuncularını getirmeyi sever, transfer yapmayı sever. Hani kendi oyuncuları kendi yapısını kurmayı sever. Hocanın daha belki de beklediği şu vardır aslında. Transfer döneminin başlaması, resmi olarak başlaması veya oyuncuların takımlarından ayrılacak olan ayrılması. Biraz da transfer dönemi şu anda aslında kısır geçiyor Abdullah. Özellikle 12 şey bu takımların kampları bittikten sonra
hareketlilik, büyük bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Bir iki hafta falan. Bunu söyleyeyim yani. Kampta ayrılık, kamplardan sonra bazı ayrılıklar belli olur. Çünkü biliyorsun İlk maçlardan sonra işte resmi biraz daha transfer dönemi erken 12 açılacaklar Ocak'ta başlıyor. Resmi erken transfer açılacak. dönemi 12 Ocak'ta başlıyor. İkinci lig 15 Ocak gibi başlıyor. 15 Ocak'ta lig başlıyor. Ben de o zamana kadar dönmüş olurum zaten. Ne oluyor ne bitiyor. Bakarız. İnşallah. İnşallah. Karaköprü Yavuz Koç'u aldı. Karaköprü biraz daha sessizden ilerliyor. Karaköprü kanat ve forvet alacak gibi Abdullah. Oraya alırsa alacak. Onun dışında onların transfer planı çok da yok. Bu İçerideki grupta genel oyuncuların olarak değerlendirmeniz bu gitmeni kadar. bekliyoruz. Elazığspor ve Eskişehirspor'u bekliyoruz. Hani ne olacak ne bitecek bekliyoruz. 1922 Konyaspor'da çok fazla ayrılık var. Oyuncular ve maddi sıkıntılar var. Kulübün satılacağı da kulağımıza gelen bilgiler arasında küme düşme adaylarında artık çok büyük bir yerde. Çünkü Yomraspor kadrosu takviye yaptı. Şile Yıldız keza takviye yaptı. Edirnespor, Hacettepe'de büyük ayrılıklar var. Hacettepe büyük sıkıntıya girecek bu grupta. Evet. Oyuncular bir kısmı da artık takımda kalmak istemiyor Hacettepe'de. Genel anlamda edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Eskişehirspor'la ilgili şunu söyleyebilirim Abdullah. 6 tane falan imza kalmış. Evet. Tahtanın Yani Eskişehirspor'u bekliyoruz daha. çok değerli bir şey. 6 tane falan imza kalmış ki en son Hürriyet Güçer de biliyorsun o da oradaydı. O Eskişehirspor'un yıllarca 6 sezon falan forma giydi. O da gerekli imzayı verdim diye açıklama yaptı. Yönetim herhangi bir şekilde sürecin zarar görmemesi için imza vermeyen isimleri açıklamıyorlar. Çok gizli bir operasyonla yürütüyorlar. Burada sportif direktör Sezgin Coşkun çok iyi çalışıyor. Bir ekip kurmuşlar ve bu ekiple birlikte bu işi yürütmeye çalışıyorlar. Yanlış değilsem ona yardım edenlerden birisi de Sinan Ören diye biliyorum. Eskişehirspor'un eski kalecisi. En son Zonguldak'ta futbol bırakmıştı. O da yardımcı oluyor. Yanlış değilsem öyle okumuştum. Ama 6 imza falan kalmış. Eskişehir bayağı bir yol kat etti. Bakalım açabilecek mi transferi? Şimdi tekrardan Eskişehirspor'la alakalı bir gündeme bakıyorum ki. Hatta ben de bakayım şöyle net olarak. Yüzük kuyruğuna geldik. Başkanın açıklaması. Evet yani bayağı bir yol kat Çok etti yalnız Abdullah. Mehmet Şimşek'e tebrik etmek lazım. Çok mücadele etti Mehmet Şimşek. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım inşallah Eskişehirspor'un yani 30-35 milyon kalmış. 35 5 milyon liraya kapanacak kapanabileceği inananların inanması lazım. Kapanabileceğine insanlara inanması lazım. 35 milyon liraya bu işi bitirecekler gibi duruyor. İnşallah. İnşallah o paraları çözerler. Diğer gruba geçelim. İkinci gruba. Peki. Karaman'da ses yok. Stoper transferi Karaman yapacağız. biraz Karaman biraz daha şey gidiyor Abdullah. Kontrollü gidiyor gördüğüm kadarıyla. Zaten hani kadro kalitelerinden genel anlamda memnunlar. Doğru Sezon başta kadroyu çok erken kurmuşlardı. lan yaptılar. Çok erken Yani kurmuşlardı doğru sezon lan başta. yaptılar. Neredeyse Akıl Karaman gibi geldi. 3 tane kamp yedi Abdullah Karaman. Neredeyse. Çok değerli bir şey yani anladın mı? Sezon başı 3 tane kamp yedi. Oyuncular genel anlamda birbirini tanıyor. Hocayı tanıyorlar. Hocanın ne vereceğini biliyor. Hoca oyuncuların ne vereceğini biliyor. Yapı kuruldu. Bu yapı Karaman'da tutar mı? Orada yaptı, Batman'da yaptı. Burada yapar mı? Yaptı hoca yani. Gerçekten yaptı. Mutlaka gördüğü eksikler vardır. Bir tane kanat oyuncusu almasını bekliyorum. Onunla Stoper ilgili de için birkaç oyuncunun ismi geçiyor ama hani sadece isim olarak kulağımıza geliyor. Hani Karaman tarafında alakalı henüz doğrulatamadım o isimleri. O yüzden paylaşmıyorum. Yani Karaman stoper takviyesi de yapacak benim bildiğim. yapabilir. Kanat takviyesi yapacağından duyuyorum. Kesinlikle kanat takviye yapacağını duyuyorum Abdullah. Onu söyleyeyim. Bakalım Karaman ben hala Karaman'ın transfer sezonu böyle durgun geçireceğini düşünmüyorum. Bir gün mutlaka onlar da açılır ve yapınca da iyi transfer yapar. Zaten ki Selçuk transferi de bence olumlu bir transfer. Karaman aktifleşecektir. Şu anda ne kadar biraz daha dinlenme modunda olsa da aktif modunu açacaktır yakında. Alanya Kestel, Yılmaz Basra ile Murat Gülbüzeroğlu aldı. Onlar da çok fazla transfer yapmayacaklar ama sol bek, sağ bek transferi yapacaklar. Onun dışında başka da transferi kapatacaklar. Bakalım yani Alanya Kestel'de neler var. Alanya Kestel arada çok büyük arıza çıkaracağını düşünüyorum ben iki takımada. Hem Karaman'a hem Iğdır'a. Ama Iğdır'a geçelim. Konuşacağımız Geçelim. şeyler var. Hakan Demir gitti. Ulis gitti. Kalhan Ergez gitti. İbrahim Alan gitti. Timur gitti. Çağatay Evet. geldi. Özdıraz geldi. Muhammed Akarslan geldi. Hakan Barış geldi. Yusuf Akçan geldi. Görkem Bitim var gündemde. Alacaklar gibi duruyor. Bir de kanat. Kanat transferi.
Yani duruma göre çok böyle ekstrem bir kaliteli bir oyuncu bulurlarsa bir de kanat alacaklar. Kaliteli bir Evet. oyuncu düşünelim artık yani. Kaliteli bir oyuncu. Yani Yani iyi bir kaliteli olabilir. olması lazım. İyi bir kaliteli Ya. olması lazım. Öyle alacaklar. Yoksa onun Rüştünü dışında transfer yapmayı düşünmüyorlar. ispatlamış bir oyuncu. Çünkü kadro kalitesi artık bunu gerektiriyor. Yani Iğdır'da yapılan takım kadrosu rüştünü ispatlamış oyunculardan kurulu aslında. Yani böyle hani mesela ya bu transferlerini yapılan transferleri bir daha oku. Az önce yaptık dediğin. İşte Mehmet Özdiraz, Muhammed Akarslan, Hakan Hakan Barış, Barış, Eyüp Eyüp Akçan. Akçan, Çağatay. Rüştünü ispatlayacak tek adam Eyüp Akçan'dır, düşün yani. Biz de Eyüp Akçan'ı burada ikincilik kırmızı grupta altın kadroya koyduk. Yani Zonguldak'tan altın kadroya koymaya değer gördüğümüz, kadroları almaya değer gördüğümüz iki adam vardı herhalde. Biri sağ bekleriydi, bir de Eyüp yani. Altına Eyüp'ü aldık yani. Bu kadar değerli performans sergilemiş oyuncu aldılar. Ya şimdi böyle potansiyel adamlar alınca bakıyorsun İshak Çakmak, Ahmet Kesim, Tayfun Dingil, işte Mehmet Erdem Uğurlu, Batuhan Süer, işte Oğuz Çalışkan, Tahir Babaoğlu. Yani ne diyeceksin ki Abdullah hani? Bakıyorsun oyuncu Halil İbrahim Sönmez. Bu oyuncuların hepsi bir kalite. Aklıma neden şey geldi, şarkı. Kalite kalite marka marka diye roman şarkısı var. Aklıma o Ben geldi. bilmiyorum bir şeyi. Teşekkür ederim. Yani bu tarz şarkıyı ben bilmiyorum. Bu ara biliyorsun biz düğünlere çok gitmek zorunda kaldık. Kendi düğünümüz, ondan sonra milletin düğünü falan Yani derken. benim gittiğim düğünlerde bu tarz bir şarkı çalmıyorlar en azından. Kardeşim senin düğünler biraz Konya usulü olduğu için bizim oralar biraz daha hareketli. Neyse. Yani Iğdır'ın gerçekten böyle hani marka bir isme, kalite bir isme. Hani genç alacak atıyorum kanatta. Gerçekten bak Iğdır'ı görüyor musun? Gitti piyasadaki en iyi yerli kanadı aldı. Dedirtecek bir isim alması lazım. Tabi bu süreçte zor değil. Kimse genç oyuncusunu kolay kolay vermez Abdullah. Rüştünü ispatlamış bir oyuncu olması lazım. Ama yaptığı transferleri değerlendirmeye yani olumsuz demeye bir durum yok zaten. Iğdır kiraladığı oyuncularla birlikte baktığında giden oyuncuların hepsi çok potansiyelli. Giden oyuncular da potansiyelli Abdullah. Yani yarın bir gün ne olur bilmiyorum. Iğdır herkesten para kazanır. Her futbolcudan para kazanacak bir yapıda. Çok para Ya şimdi harcıyorlar dönem için. başkanın paraya ihtiyacı yok. Başkanın tek istediği var şampiyonluk. Bu sene bu şampiyonluk olsun istiyor başkan. Iğdır'a çok güzel yatırımlar yaptılar. Teşekkür ederim. Türk futbolunda yaptığı yatırımlar için teşekkür ederim. Türk futbolunda Kesinlikle. birçok kulübe destekte bulunuyor. Evet. Bakın, destekte bulunuyor. Transfer yapamayacak takımlar Iğdır Futbol Kulübü sayesinde transfer yapıyor. Kesinlikle. Şentürk Alagöz sayesinde transfer yapıyor. Transfer yapamayacak takımlar. Böyle özel bir adam. Ki bunlar bizim bildiklerimiz. Futbolun içinde olduğumuz. Bizim bilmediğimiz Cansu Kalagöz'ün yaptığı işleri bilmiyorum. Bizim Tabii. bilmediğimiz. Ben futbol için konuşuyorum. Şimdi özel bir adam. Bu adama şampiyonluk hak ediyor. Oyuncu grupları içinde şunu söylemek istiyorum. Bu oyuncu grubu sonuna kadar savaşacak ve şampiyonluğu bu adama yani verecek. Çünkü Karaman vermiyor bu parayı. Alanya Kestel vermiyor. Kuşadası vermiyor. Karşıyaka vermiyor. Özür dilerim. Bu gruptaki Ordu Spor vermiyor. Ayvalıkgücü vermiyor. Eynesil vermiyor. Turgutlu, Maraş, Derece geçirmiş. Kazandıkları parayı hiçbir yerde kazanamazlar. Kazanamazlar. İkincilikte de kazanamazlar. 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 Yani bunu Benim buradaki hep dediğim hani arkadaşlar. bu ligin en güçlü takımı Iğdır Futbol Kulübü diyorum hani bazen Karaman'ın arkadaşları buna tepki koyuyor. Ya sizin grubun demiyorum arkadaş. Bu ligin en güçlü kulübü Iğdır Futbol Kulübü. Bu bir gerçek yani. Yani şu kadro kalitesi, bireysel anlamda kadro kalitesi ben her zaman söylüyorum. Bu takım ikincilikte 40 takım varsa bu 40 takımın 37-38'inden iyi bir takım. Bu takım TFF 1. Lig'e girse düşmez Abdullah. Ya aynen Belki öyle. Bu oyuncu playoff grubu, oynar. bu Belki oyuncu playoff grubu oynar. her maça çıkarken şu kafayla çıkacak değil. Bak şu kafayla. Diğer bütün futbol takımlarından ayrı bir şekilde. Şu kafayla çıkacak. Biz takır takır paramız ödeniyor mu? Ödeniyor mu? Bizim burada yeri geldiği zaman jetle seyahat etme şansımız var mı? Var. Tesislerimiz mükemmel mi? Mükemmel. Bizim için her türlü konfor sağlıyor mu bu adam? Sağlıyor. Biz şampiyon olmak için önce. Aynı şekilde de Erkan Sözeri de. Erkan Sözeri de hani kariyerine bir şampiyonluk yazmak için burada savaşacak. Şimdi Erkan Sözeri'nin sözlerine geliyorum size. Iğdır bize çok malzeme veriyor bu arada ya. Ben seviyorum Iğdır'ı konuşmayı. Çok malzeme veriyor. Burada Türk futboluna malzeme veriyorlar ama. Yani Evet. hani bu bir gerçek. Şimdi bizim sevgili Nazım'a röportaj verdi. Erkan Sözeri. Radyo Spor'dan Nazım Çıkmasa. Bu da sevdiğimiz bir isim.
Iğdır şehrine ilk defa geldim. Aslında hareketli ve modern bir şey. Bunu da Türkiye'ye anlatmamız, göstermemiz lazım. Transferlerimizi yaptık. Hedefimiz şampiyonluk. Iğdır'da Fatih Terim gibi karşılandı. Şimdi hocam, Iğdır'da Fatih Terim gibi karşılanmışsın. Iğdır'a ilk defa geldin. Modern, hareketli ve modern bir şey. Bunu da anladım. Bunu da Türkiye'ye anlatmamız, göstermemiz lazım. Ama lütfen senin işin o değil. Senin işin Iğdır'a, tamam, güzel sözler bunlar. Söylediğin sözler, gerçekten haklısın, ama senin ilk önce işin sahaya odaklanıp futboluna bakmak. Bu oyuncu grubuna bir an önce makina gibi bir hale getirmek. Bu açıklama aslında bana böyle şey getirdi. Yani Kamano'nun Sivas Paris değil açıklaması vardı Evet. ya. Yani Yani gerekli hani orada tabii hani açıklama anlamında güzel pozitif şeyler söylemiş ama dediğim gibi yani şimdi artık hani ya kesinlikle ben burada Karaman'ı da şey yapmıyorum aslında. Karaman da bir değer. Karaman da bir potansiyel. Süleyman Han da çok para harcıyor. Karaman da tabii yatırım Süleyman yapıyor. Başkan da çok para İki harcıyor. senedir Karaman'da biz nasıl görüyorduk Karaman'ı? Hep düşme oynuyor. Biz burada Ben Hakan Hüseyin'den Yalçın'ı gidiyordum görüyorduk. Hüseyin. Yani sevgili Karamanlar yanlış anlamasın ama o stada ben gidiyordum. 15-20 kişiyle maç izliyorduk biz. Yani siz onu bunu izlersiniz ama cenazenize Abdullah Akgül gelir modu vardı yani. Ben Anladın mı? gidiyordum Sen yani. buradan bir FIFA, Golda, bilmem ne, şu fabrika, bu fabrika, Karamanspor'a destek çıkın diyordun mesela. Kimse destek çıkmadı. Adamın biri geldi Süleyman Başkan. Destek çıktı ve bugün Karaman Futbol Kulübü ne durumda? Bu aslında çok güzel bir durum Abdullah. Bu rekabeti arttıran bir şey. Hem Can Türk Başkan'dan hem Süleyman Başkan'dan Türk Futbolu'na yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bu katkılar sadece iki oyuncu transferiyle değil Abdullah. Bulundukları şehirlere tesis yapmasıyla da var. Kulübün modernleştirmesiyle de. Kulübü elit seviyeye getirmesiyle de. Kulübü UEFA Birinci Lig'le Süper Lig'de yarışacak altyapı hizmetini oluşturmasıyla da. Bence bu başkanlar açıkçası çok şeyi hak ediyor. İki başkanı da tebrik ediyorum. Burada baktığımızda iki başkan da şampiyonluğu çok istiyordur. İki başkan da gecesini gündüzüne katıyordur. Hiç kolay bir süreç değil. Güzel bir rekabet olacak ama Abdullah. Ligin sonuna kadar bu rekabet devam edecek gibi duruyor. Ki Abdullah şunu net olarak söyleyeyim. Sürekli maç izliyoruz. Statlara gidiyoruz vesaire. Ama sana yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Son 5 senede izlediğim en iyi atmosferdi. Karaman'ın. Karaman'ı. Bak yemin ediyorum sana. Hani son 5 senede gözümün önünden geçiriyorum. Çok maça gittik. Süper Lig maçına da gittik. Birincilik, ikincilik, üçüncülük, playoff finaline falan da gittik. Ama yemin ediyorum Karaman Iğdır maçı en güzel maçtı herhalde yani. O kadar söyleyeyim. En güzel maçtı. Yani Karaman'ın maçı en güzel maçtı. Atmosfer anlamında. Atmosfer Oyun anlamında anlamında çok başka. söylemiyorum bunları. Atmosfer Aha. anlamında en güzel maçtı. Atmosfer anlamında. Aynen öyle. Yani karşılama, Iğdır'ı taraftarların 1250 kilometre yol alıp gelmesi çok büyük şeydi. Hüseyin, Muğla sistemi gitti. Ömer Talhaner Ergil gitti. Bunları anlayışla karşılıyorum. Genç oyuncular. Timur'un bu takıma yani son dönemde yaptıkları çok hoş. Yani çok iyi performans sergilemiyordu bu arada Timur. Burada bir Hakan Demir bence çok iyi bir katkı. Yani iyi katkı veren isimlerden biriydi Hakan Demir. Fena oynamıyordu Hakan Demir. Ama İbrahim Ala Evet. hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey vermedi o durum. Evet. İbrahim İbrahim Alan oynadı. kesin gitti mi Abdullah? Kesin Düzce olayı kesin. bitti mi? Kesin kesin. İbrahim Alan kesin Düzce'de. Şimdi İbrahim Abdullah. Bu olay aslında bu çocuk Konya'dan çıkan bir kardeşimiz biliyorsun. Evet. Değerli kardeşimiz. Yani aslında kariyerinde inanılmaz sezonlar var Abdullah. Mesela bir Niğde sezonu var. Niğde'de bir ara şeydi yani. İbrahim'in heykelini dikebilirlerdi hemen. Uçuyordu Evet. Niğde'de. Uçuyordu ya adam hani 3. ligde gitti 20-22 tane gol attı. Oradan 2. lige çıkarttı. Ondan sonra da gitti. Ama İbrahim Alan var ya ne fırsatlar tepti biliyor musun Abdullah? İbrahim Alan TFF 1. lig fırsatını mı tepmedi? Süper Lig fırsatını mı tepmedi? Ne transfer teklifleri geldi? Mental olarak kafasını odaklayamadı hiçbir şey İbrahim Alan. Sonra savruldu, savruldu. Gitti 52 ordusu, Silivrisi, Etimesgut'u bilmem ne derken en son işte Bayburt'ta bir şeyler yaptı o ligde kaldıkları sezonda. Hatırlarsın devre arası geldi. Yine böyle Evet. devre arası. 11-12 tane gol attı. Hakan Yılmaz hocaydı. Uğur Mustafa Türk ve ikisi uçtu. Ligde bıraktılar Bayburt'u. Sonra Bayburt'ta kötü geçen bir sezon. Geçen sezon devre arası geldi değil mi İbrahim Alan, Iğdır'a? Evet. Yanlış Şey değilsem var. geçen sezon devre arası geldi. Ama hiçbir şey vermedik ki. Iğdır'da bir şey vermedi. Geçen sezon aslında fena iş yapmadı Abdullah. Yani hani ikinci yarı 7-8 tane gol katkısında bulundu. Sakatlık yaşadı vesaire. İbrahim zaten mental anlamda
güçlü bir futbolcu olsaydı buralarda olmazdı Abdullah. Ben burada kesinlikle üçüncü ligi konuşuyoruz. Buralar diye küçümsemiyorum. Ama potansiyeli yüksekti Abdullah. Bu adam İbrahim Alan Avrupa'nın Süper Lig'de oynayacak oyuncu. erken yaşta en iyi golcülerinden biriydi. En net golcülerinden biriydi. Ama kafası o kadar dağıldı ki. Ben Konyaspor'a imzalamadığı dönemi hatırlıyorum. Malatyaspor'a imzalamadığı dönemi hatırlıyorum. Yeni Malatyaspor'a. Bunları hatırlıyorum. Ondan dolayı İbrahim'e hayırlısı olsun. Bu ayrılık iki tarafa da hayırlar getirsin diyeyim. Çok da üstüne konuşmayalım Abdullah bence. İbrahim Alan'ın kariyerinde çok fazla takım var. Yönetim Var daha çok fazla takım daha da var. olur Bir yani. düşünmesi lazım. İbrahim Alan'ın düşünmesi lazım. Evet Hüseyin, yani şöyle genel anlamda Iğdır'ın konusu bitirdik. 2-3 Bunda kimse yanlış anlamasın. Bu atraksiyonu Iğdır'da yani şu anda. Hani Karaman'da transferi yok. Evet Velikod da yani çıkmıyor. Hani Iğdır'dan geleni gideni çok Iğdır'ın. Bakıyorsun geleni gideni konuşuyoruz biz de. Yani birini konuşmak için geleni ya bu gideni transfer özel konuşuyoruz. programı malzeme geliyor. Ne yapalım? Malzeme Tabii. geliyor. Yani kimse Aynen de öyle. alınmasın, gücenmesin. Devam edeceğiz Tabii. bu gruba. Alanya Kestel'de yine yani bu üç takım arasında geçecek gibi duruyor. Şu anki ilk haftada tabii ilk haftaların işte ilk 3-4 hafta sonra ne olur ne biter. Şampiyonluk içinde Kuşadası, Ordu direkt olarak takılır. Veya Ayvalık Gücü bu performansı devam ettirir. Yine iş çok daha farklı noktalara gider. Şimdi ilk haftayı bir görelim. Ne olacak? Iğdır'ın bay geçtiği hafta bir görelim kimler ne yapacak. Ona göre değerlendirmemizi yaparız. Alanya Kestelspor'da transfer harekatının olmadığını söyledik. Kuşadası'na geçelim. Kuşadası'nda tabii sıkıntı büyük. Kuşadası transferde hareketli başladı. Ama çok üzücü bir tabii ki olay da başlarına geldi biliyorsun. Hani bunlarla şu an meşguller. Bir kaza meydana geldi. Tekrardan geçmiş olsun dediklerimizi diliyoruz ve vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Biliyorsunuz Bornova'da yaşanan olayda Kuşadası Spor'un yönetimine de bir bağlantı var. O yüzden Kuşadası Spor'un transferleri hareketli girdiler ama sonrasında Kuşadası Spor pek hareketli olamadı açıkçası. Ne olacak ne bitecek de belirsiz. Kuşadası Spor'u ne kadar etkiler veya sonucunda Kuşadası Spor aynı şekilde gider mi? Bu kafalarda soru işareti olmayacak bir olay Zaman oldu. Geçmiş olsun dediklerimize başsağlığını tekrardan dilerim. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor. Hüseyin bu arada Kırıkkale Spor oldu. Aa. Büyük Anadolu Spor kalktı. Kırıkkale Spor. Burak Seres. Şimdi bu konuyla alakalı detaylı biraz araştırma yaptım ki sen de yapabilirsin. Büyük Anadolu bir firma sanırım dava açmış. Bilmiyorum. Benim haberim yok bundan Abdullah. Senden öğrenelim bunu. Ben de Facebook'ta gezerken gördüm. Bir firma dava açmış. Yakınlardaki gönderilere bakalım. Biraz da yakınlaşmam lazım. Evet. Ne oldu Gözlüğümü bulamadım şu an. Ha, gözlüğüm burada. Abdullah? Sayın Spor Kulübünüzün emek ve meşakkat dolu tarihçesini çok da okunmuyor değil. Ama firmanın hizmetleri sektöründeki faaliyetleri ve göz önünde bulundurularak gerek markanın gerekse ticari itibarın korunması adına kulübün ön adı olan Büyük Anadolu isminin değiştirilmesini ya da çıkarılmasını bir vekalet saygıyla arz ve talep ederiz. 12. ayın 29.2022. Hiç duymamış bu arada. Anadolu Hotel Turizm'e ait bir şey. Böyle bir durum var. Burak Seres'i aldı hanımlar kadroya. Evet. Offspor'a geçelim. Şey yani Kırıkkale ile alakalı bunu söyleyebilirim. Offspor. Şimdi Offspor'un transferleri Osman Şahin'i aldılar. Başkan Evet. Olcay Saral biraz Kesenin ağzını açtı mı diyeceğim. aynen. Ya ama açması lazım da Abdullah. Hani biz Ya bekliyorduk. ben şöyle Offspor'la alakalı daha da transfer yapacaklarını düşünüyorum. Ya yapsınlar tabii. Yani hani Offspor'un yapması lazım. Hani biraz 2-3 transfere daha ihtiyaçları var. Offspor tarihine yani özellikle son yıllarına baktığımızda Olcay Başkan'ın başkan olduğu süreçte 3. ligde her zaman playoff'u zorlayan veya playoff'un içinde yer almış. Hatta iki defa çıktı herhalde 2. lige. Çok da mücadele etti 2. ligde. Düştü, çıktı derken Olcay Başkan kendi imkanlarıyla
bir şey yürütmüş. Ama o halkından bu desteği genelde görememişti. Şimdi Olcay Başkan yine bayrak adamlık yapıp of sporu bölgesel amatör lige düşürmemek için kollarını sıvadı. Çok da önemli transferler yapıyor. Yani Osman Şahin çok önemli bir transfer zaten. Fatih Onun Şerifoğlu, İsmail Cem Fatih Karayaplar. Şerifoğlu'nu tartışmaya hiç gerek yok. Ne Fatih Şerifoğlu'nu ne de Osman Şahin'i. Bir de kim var demiştin? Şey, İsmail Cem Kara. Evet. Onu almışlardı. Başka da O herhangi Konya Spor'dan. henüz bir transfer başka da yok bildiğim kadarıyla. Şimdi transfer orta alana transfer arıyor Oxford'da. Yani orta alanda transfer yapacaklar. Şu an sadece bu üçü federasyona bildirmişler. Osman Şahin kiralık olarak geldi bu arada. Yani şöyle, Ospor hareketli geçecek. Ospor alt sıralardan kurtulabilir. Ki Kaliteli oyuncuları transfer ediyorlar. zaten aynen öyle. Şimdi Darıca da keza aynı şekilde değil. Darıca Gençler Birliği de transfer yaptı. Hemen Darıca'nın transferlerini de söyleyeceğim değil. Ahmet Gökbayrak var hatırladığım. Yasin Yener'i aldılar. Yasin Yener var. Evet. Sonra şeyi aldılar diyeyim. Osmaniyespor'dan Kadir Mert Örentepe'yi Evet. aldılar. Başka Söylüyorum da. diye. Özgür aldılar. Özgür Deryol. Cevat Kuyu aldılar. Yani çok transfer yaptılar. Arda Çınkır, Berkay Ekici, Murat Kara. Hani daha devam ediyoruz. Evet. Ali Alper Doğan ve hani orta alana da yapacaklar Ahmet Özer. Hani daha çok transfer. Şimdi o Darıca'da biliyorsun kulüp satıldı artık, el değiştirdi. Bu konuda biraz da atılım gösteriyor Darıca Gençler Birliği. Tabii Serdar Bakalım. Acaroğlu geldi biliyorsun. Bursa Spor Evet. Kongre üyesiydi. Zaten gelir gelmez de Ender Hoca'ya getirdi ve Ender Hoca ile bir yapılanmanın içine, kulüp bir yapılanma içine sokuyorlar. Bu sene bir şekilde ligde kalıp seneyeden itibaren daha üst sıraları zorlayacak, üst sıralara mücadele edecek bir takım yapma hedeflerinin olacağını düşünüyorum. Onlar da itiraz ediyorlar. Yasin Yener'i zaten biliyoruz. Eski Yasin Yener değil belki ama bu şeyler yapabilir. Yeteneği Yine çok de katkı tartışılmaz. sağlar bir şey. Kesinlikle. Ahmet Gökbayrak zaten bildiğimiz, takip ettiğimiz bir kardeşimiz. Nazilli ile sözleşmesini bir sene uzattı ve kiralık olarak Darıca Gençler Birliği'ne gitti. O da fiziksel anlamda inanılmaz kuvvetli, inanılmaz güçlü bir oyuncu. Ve baktığınızda Darıca için şöyle bir avantajı var bence Abdullah. Daha 99 doğumlu Ahmet. Kontenjan değil. Evet. Kontenjan olmayan bir forvet oyuncusunun 3. ligde ben doğru bir transfer olarak nitelendiriyorum açıkçası Abdullah. Yani Ahmet çünkü bulduğu süreleri de iyi değerlendiren bir kardeşimiz. Kanat arıyorlar şu an. Kenar arıyorlar. Bakalım bulabilecekler mi? Ya da istedikleri bir oyuncuyu alabilecekler mi? İlla ki bulurlar kenar, ama istedikleri oyuncuyu alabilecekler mi? Diyelim bu grubu bitirmişsin. Bu Ben grupta Ahmet da eğer spor konuşalım. Darıca istediğini yaparsa, istediği oyunu oturtursa Eder Hoca, Ahmet'in burada böyle bir performans sergileyip böyle bir yani göz önüne geleceğini düşünüyorum. Ben Ahmet'i beğeniyorum Ahmet Kökbayrak'ı. Kimi Evet. konuşmak istedin sen Abdullah? Turgutspor Jamatelli'yi aldı. Jamatelli Evet. geçtiğimiz sezon Karaman Futbol Kulübü'ndeydi. Afyonspor'a transfer oldu sezon başında. Hızlı kanat, hızlı bir kanat oyuncusu Jamatelli. Biraz bir oyuncu. Süratli bir oyuncu. Bazen çalıma fazla girse de Jamatelli yani 3. ligde ben katkı vereceğini düşünüyorum. Afyonspor'da oturamadı bir türlü. Yani uyumadı. Kimlikle uyumadı Jamatelli'nin. Şimdi Jamatelli deyince insanlar da hani düşünüyordur Jamatelli ile alakalı. Hani kim bu adam? Abdullah Jamatelli. Hollanda asıllı. Hani Hollanda doğumlu bir kardeşimiz. Aslen Somalili bu arada. Jamatelli. Aslen Somalili Evet. ama Türk kontenjanında oynayabiliyor. Yani o yüzden sıkıntı yok. Bu şeylerde oynayabiliyor. Daha öncesinde ilk olarak Osmaniyespor'a geldi 2020'de. Sonra Düzce Spor'dan Karaman, Karaman'dan Afyon, Afyon'dan Turgutlu'ya. Bakalım Turgutlu'da ben daha fazla hareket bekliyorum. Evet, olabilir aklım. Araya girelim. Mersin'de söylediğimiz kanat transferi gerçekleşmiyor. Tüm girişimlere rağmen olmamış arkadaşlar. Bu yüzden ismini de vermemize de gerek yok. Ama alacakları altalardı. Çok iyi bir kanat oyuncusunun kadrolarına katmış olacaklardı. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Tüm Bir girişimlere rağmen oyuncu da. olmamış transfer. Üçüncü gruba geçelim. Siirt, Efeler, Çankaya, Sapanca, Muş, Tepecik, Topa, bunların hepsi hareketli. Evet.
Aksaray'da hareket yok. Aksaray'da hareket yok. Duyduğum kadarıyla önce içerideki oyunculara bazı ödemelerin yapılması bekleniyormuş aslında. Yani Yapmasın orada lazım. alınan karar, içeride biz içeriği bir koruyalım, gerekli ödemeleri yapalım. Ondan sonra transfere bakarız modundalar. Doğru bir stratejide olduklarını düşünüyorum. Eğer olay böyleyse, duyduğumuz bu. Hani biraz bazen Kepezevkispor. şöyle bir durum oluyor. Bazen böyle söylüyoruz. Söyledikten sonra da böyle adamlar bizim hani inat gibi hani bize ya bizi ödememiz yapıyoruz. Bizim kimseye borcumuz yok. Açıklama yani hani açıklamaya girmeye gerek yok. Hani bu futbol camiasında her şey bellidir. Herkesin az buçuk da olsa her kulübün oyuncusuna vereceği vardır yani. Oluyor. Kulüplerin %95'inde böyle bir durum var. %99'unda böyle bir durum var. Yani bunu bu kadar namus meselesi haline getirmeye gerek yok. Olabilir yani. Oyuncuya borcun da olabilir. Oyuncuya alacağı da olabilir. Bu gayet doğal bir süreç. Yani bunu hemen ben kimseyi kötülemiyorum. Kimseye vurmuyorum yani. Derdim bel altı vurmak da değil. Ama iyi bir teknik direktör getirdiler. Mutlaka onun da takviye istekleri olacaktır. Şampiyon hoca getirdiler ne olursa olsun. Çok değerli bir şey bence. Şimdi Kepez'le alakalı bir şey söyleyeceğim. Şimdi haber geçmişler. Geçtikleri haberde Marka Futbol dergisinin ödülleri diye geçmişler. Arkadaşlar öncelikle alakalı orada Antalya bölgesinde bu haberi geçen arkadaşımız yanlış yazdı. Bu ödülleri biz dağıttık. Bu ödülleri de biz verdik. Marka Futbol değil, transfer merkezi seçti. Şarkı Filiz'i. Üçüncü grubun en iyi teknik direktörü olarak. Altın kadro, bronz kadro. Özellikle Scouting Özel. O bizim tamamıyla kendi inisiyatifimizdi. Yani haberi geçerken lütfen yanlış yazmışsınız. Mesela yine Kepez Belediyespor'dan Scouting Özel ödülü alan Abdurrahman Nuresmi oldu. Bu bizim arkadaşlar. Bizim ödülümüz. Marka futbolun değil bizim ödülümüz. Haberi yazan arkadaşımız komple yanlış yazdı. Komple. Ödüller bize ait. Onlar buraları bilmezler. Takip de etmezler. Ne olduklarını da bilmezler. Şu teknik direktöre ödül verilecek derler, ödülü ona verirler. Bilmezler yani. Kepez Belediyespor şu an nasıl lider? İşte nereden gelmiş? Bildikleri yok yani. Kepez geçen sene şampiyon oldu desek, aa Süper Ligi mi kazandı derler. Yani öyle insanlar. Hangi kepez? Kepez Ha, nerenin onu takımıydı? söylerler. Ama bu bize ayıp yapılmış. Öncelikle bunu düzeltelim. Kepez. Kepez'de büyük bir başarı var. Onlarda da transferde kimi alacaklar bilmiyoruz abla. Sen geçenlerde bir özel haber geçtin yanlış söylesem. Evet. 52 Ordu'dan defa durmuş muydu? Defa durmuşum. Onu gördüm. Önemli bir transfer olabilir. Ama Kepez'in buralara kadar yakınmışken transferde aktif davranacağını düşünüyorum aslında. Hala bak bütün her yerde bak haberle alakalı bütün her yer aynı haberi geçmiş. Her yer. Marka futbol diyerek geçmiş arkadaşlar. Onun dediğim gibi biz o ödülleri biz verdik. Efeler Rıdvan Mügül'ü aldı. Osmaniye Spor'da Abdullah 4 tane transfer var. Başkan açıklayacak yakında. Hakkı Hoca'nın da selamı var sana. Hakkı Hoca transfer yaparken dinamik, atletik ve güçlü oyuncuları tercih ediyor. Bu tarz bir transfer politikası gidiyor. Yani Hakkı Hoca'dan duymadık bunu. Transfer ismi duymak Hakkı Hoca'dan biraz zor. Ama Gümüşhane Spor'un açıklamasında Nasrullah Dedemen Osmaniye Spor'a gitti. Orta saha arkadaşımız çok tempolu bir oyuncu. Yani Osmaniyespor orta sahasına tempo katacak bir oyuncu. Bir de Erbaa Spor'dan Hasan Kaşıkara. Geçen sene Kırşehir'deydi biliyorsun. Santrafor oyuncusu, forvet oyuncusu. O da önemli bir oyuncu. Üçüncü lig için ilk yarı Erbaa'da 5 gol 3 asist yaptı ki geçen sene Kırşehir'de de Hakkı Hocaoğlu ile birlikte çalışmıştı. Hakkı Hoca kendi oyuncusunu almış oldu. Hakkı Hoca tempolu, kuvvetli, güçlü bir kadro yapıyor bence. Osmaniyespor ikinci yarı iyi bir takım, iyi bir takım olabilir diye düşünüyorum aslında. Evet. Göreceğiz. Bu grup çok karıştı. Çankaya Futbol Kulübü sol beke Serkan Yıldız aldı Batman Petrolspor'dan. Kanada'da Tugay Adamcılı aldılar. Şimdi Tugay Çankaya'da transferi iyi transfer. Tugay iyi transfer. Tugay iyi transfer. Gerçekten iyi transfer. Hatta Tugay için Nazilli'nin falan da devrede olduğunu biliyorduk. İkincilikten takımdan devrede olduğunu biliyordum. Bence önemli bir transfer. Çankaya burada doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum. Kanat transferi anlamında. Geçen sene zaten Kırşehir performansı hiç fena değildi Tugay. Ama bilmiyorum orta sahaya takviye yapacaklar mı? Bugün Fatih Hoca'nın açıklamasını gördüm Fatih Çardağ'ın. Evet. Radyosunu bağlanmış. Az önce dediğim gibi Nazım abinin programına. Orada
şey demiş yani hani transfer gelen anlamda bitirdik gibi demiş. Ama ben yine de Çankaya'da hala bir transfer beklentim olacak Abdullah. Orta alanı mı bekliyorsun Bence olması gerekiyor. sen? Çok sağ olasın. Bence Serkan olması Yılmaz gerekiyor. Bak transferi bunu ben Sergen Yalın sol bek takviye yapıldı. şunu söyleyeyim yani o Serkan sol bek transferini sen değerlendirirsin. Ben orta saha olarak ben Serdar Ümit Denizli izleyen bir adamım aslında. Bilen bir adamım. Serdar Ümit Deniz'in ne kadar etkili bir oyuncu olacağını biliyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Bu maç çok sağlam bir oyuncu. Ama Serdar Ümit'in önüne çok tempolu adamlar almak zorunda. Anlatabildim mi bunu? Serdar Ümit Deniz 6'da mı kullanacak 8'de mi? Serdar Ümit Deniz'i 6'da kullanır. Topu onunla çıkartır savunmadan. Ama ikili orta sahanın çok tempolu olursa. İkili orta sahanın temposu olursa ki senin zaten hücum hattında da geriye dönmeyecek oyuncuların olduğu mevcut. Anlatabildim mi? Ondan dolayı sıkıntı yaşar. Bence tempo arttıracak oyuncu olabilir yani. Ya oyunu komple rakip yarı alana yığarsa? Onu yapabilirse helal olsun zaten. Yani Fatih Hoca pas oyunu oynayan bir teknik Tamam, adam. yapabilirse helal olsun. Yani çok Fatih Hoca'yı biliyoruz. Ben çok Peki kalitesine de o zaman da böyle bir oyuncuya ihtiyaç olacak mı? Bence olmayacak. İşte, ama bunu yaparsa. aynen. Ama bunu Onu yaparsa. yapınca marifet işte. Yani marifet dediğim çok kolay bir şey değil. Yani Fatih Hoca fiziksel dayanıklılığa, kuvvete önem veren bir hoca. Mutlaka yüklemelerini yapıyordur. Ama sonuçta sezon başından beri kendi kontrolünde olan bir takım değil. Takım fiziksel olarak ne durumda bilmiyoruz. Bu grupta Hüseyin Serkan'la alakalı Serkan da Serkan bu liglerde iş yapabilecek mi sol bek? Şöyle Serkan yine keza geniş alanda çok git gel yapabilen bir oyuncu değil ama şutlarıyla ki kapalı savunmalar açmakta zaten çok büyük sıkıntı yaşıyordu Çankaya. Çankaya. Hani bu noktada Serkan'ın devreye gireceğini düşünüyorum. İlk tercih Evet. olur Adnan Emir Kol derim olur bilmiyorum ama Serkan da 98 doğumlu kontenjan olmayan iyi bir sol bek aldıklarını söylüyorum. Sapanca, Abdurrahman Kuyucu aldılar. Ömer Talha, Nergis, kaleye de Süleyman Önes. Sapanca iyi takviyeler yaptı. Abdurrahman Kuyucu ne verir bilmiyorum. Çankaya performansı çok kötü Abdurrahman'ın. Bu performansını devam ettirirse Sapanca'da bir iş olmaz. Ömer Talha, Nergis. Ben hemen fikirlerimi söyleyeyim. Ömer Güzel söyle. Talha, Nergis. Sezon başı Zonguldak Kömürspor'a kiralanmıştı. Zonguldak Kömürspor'da da izledim. Çok bir varlık gösteremedi açıkçası Ömer Talha Nergis. Çok genç bir kardeşimiz. Ömer Talha'yla da şeyde tanıştım ben. Ankara'da tesadüf bir kafede denk geldik. Öyle Muris'le mi? beraberlerdi. Muris tanıştırmıştı beni. He. Yani hızlı, süratli bir oyuncu ama bunu Zonguldak'ta ortaya çıkartamadı açıkçası. İkincilikte ortaya çıkartamadı. Yani Sapanca ikisi de soru işareti transfer bence. Yani şöyle söyleyeyim ben Abdurrahman Kuyucu transferini açıkçası ben Abdurrahman Kuyucu'yu beğeniyorum aslında. Ben onun için Abdurrahman Kuyucu kötü oyuncu o Evet, sen anlamda söylemedim. Çankaya'da performans veremedi diyorsun. Hani Çankaya performansı iyi değildi. Onu söylüyorum ben. kendi oradan bildiğim önden önce Erok Spor zamanlarından bildiğim Abdurrahman Kuyucu'yu beğeniyorum. Sapanca'ya değer katacağını da düşünüyorum. Sapanca'da merak ettiğim bir şey var. Ya ilerleyen zamanlarda inşallah bir program falan yaparsak buradan hocalarını vesaire de alabiliriz. Programı veya spor direktörü Menderes'e herhalde orada. Evet, Menderes Ya, kontenjan anlamında çok fazla oyuncu vardı. Ne yapacaklar? Kimlerle yollar ayırdılar? Çok orayı takip edemedim. Ama Sapanca'dan daha net transferlerde bekliyorum. Çünkü Sapanca'da belli ki mali anlamda kuvvet var. Yapılan transferler bunu gösteriyor Abdullah. Bakalım ben Abdurrahman Kuyucu transferini beğendim. Bunu söyleyebilirim. bakalım. Ömer Talha Nergis bu arada resmi hesap açıklamamış. Ama oraya kiralandı diye şey açıkladı. Dün açıklandı. Dün müydü, bugün müydü? Açıklandı Şey herhalde. açıkladı. Iğdır tarafı açıkladı. Ama ondan açıklamam dedi. Menderes Bey de açıkladı. Kendi sosyal Ben medya hesabında. resmi Fotoğrafını biz sayfalar attık diye biliyorum hatta. yok fotoğrafını attık. Resmi sayfa açıklamamış. Onu biliyorum ben. Ha, olabilir, olabilir. Resmi sayfa açıklamamış. Onu Aha, söyledim. anladım. Ben yani Abdurrahman Kuyucu var. Enes Özer var. Yasir Hacı Mustafaoğlu var ama o yok. Bakalım. Kaleci transferi Enes'i değil mi? Evet. Kaleci. Demadınız. Şile'deki kaleci. Evet. İyi kaleci. Onu da söyleyeyim buraya. Notlara düş. Şile'den gelen kaleci iyi kaleci. Nasıl çok az kötü oyuncu olabildiğini diyorsun.
Onlarda para sıkıntı olur. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani 96 doğumlu. Bakalım göreceğiz. Bu sene Şile Yıldızspor'u çok maçta tuttu o çocuk. Hüseyin Tepecik. Şimdi Muş. işler bu grupta Muş'u çok da atmayın. karıştı. Şimdi Tepecik Spor'un da bir transferi var. Benim bir transferi var. Hani akıllara zarar. Etemer Boğa'yı aldılar. Evet. Yani şöyle Şimdi bakıyorum. Etem Nevşehir'le masaya oturdu. Büyük paraya anlaştı. İyi paraya. Şartlar istediği gibiydi vesaire. Tabii bazı nedenlerden dolayı oradan ayrılmak Tepecik durumunda kaldı. Spor'u da bir beyefendi satın aldı tabii. Muşlu bir iş adamı. Muşlu bir iş adamı. Serdar Hoca zaten orada biliyorsun, Serdar Sabuncu. Etemer bu transferi bence Tepecik için önemli bir transfer. Çok kaliteli bir transfer. Ama ben Etem'den bunu beklemiyordum Abdullah ya. Yani Etem'den 3. lige düşmesine gerek var mıydı Etem'i bilmiyorum. Hani ne oldu yani, sonuçta sen futbol hayatının sonuna gelmiş, 32-33 yaşına gelmiş. Ya son bir vurgun yapayım. Bu modda değilsin ki. Senin ne ihtiyacın var Etem yani? Kardeşim benim. Daha 23 yaşındasın sen ya. Ne oldu yani? Niye eskittin ki? Yani ben 3. lige düşmesine şey demiyorum. Hani Nevşehir'e de gitme kardeşim yani. Tepeci'ye de gitme yani. Yok mu hani İstanbul'da mı oynamak istiyorsun ya? Bak git Arnavutköy'e git. Atıyorum istiyorsan. Orada da Furkan Yaman var ama. Hani aklıma geldiği için söylüyorum. İstanbul'a yakın yerlere git. Bir sürü takım var yani. Niye yani? Ne gerek var? Bilmiyorum ya. Ben çok Tepeci için mükemmel transfer. Umarım Etem de zihinsel olarak sağlam Etemer olursa bu tepki. arada kariyer planlamasını yapamayan Evet. gençlerden birisi. Tepeciye de çok katkı sağlar Ethem. Umarım zihinsel anlamda zihinsel dayanıklılığı sağlam olur. Abdülkadir Çelik'i aldılar Hüseyin. Abdülkadir Çelik, o da önemli potansiyel kardeşlerimizden ama çok düşüşte. Evet Kendini çok düştü. umarım Ya 21 yaşında olmasına rağmen çok düştü. oynayamıyor bir türlü yani. O alt yaş milli kategorilerinde dünya kadar maçın var. Yani sen bonservis ödenmiş alınmışsın, Bursa'dan Başakşehir'e gitmişsin yani. Burada kim oynar yine biliyor Abdülkadir'in musun? he? Burada yine kim oynar biliyor musun? Erçay Erça oynar. Erça. Ürgen. Erça oynar yine. Psikopat. Yani Abdülkadir artık o da bir şeyleri önüne alıp bir şeylerin muhasebesini yapmalı. Ben ne yapıyorum? Nerede eksiğim var? Nerede hatam var? Çünkü Abdülkadir yeteneksiz bir adam da değil Abdullah yani. Ölmüş bitmiş diyebileceğimiz bir adam değil yani. Anlatabiliyor muyum? Abdülkadir bir şeylerin muhasebesini yapmalı. Şimdi burada herkes başkan bu arada değil. Çok tane başkan var. Ama asıl başkan herhalde sanırım Tarık Bey. Tarık Emre Aşık. Herhalde olmak lazım. Evet. Kaleye İlker Günay'ı aldılar keza onlarda. Yine hani Tepecik Spor transferde hareketli işleri karıştırır. Kopa Spor keza aynı şekilde. Osman Hoca'nın ben çok fark yaratacağını düşünüyorum. Değişince. Evet yani Hopaspor'un transferleri de Derince'den 2-3 tane önce aldılar. Muhtemelen Cem Hoca da fikir alışverişi yaptılar, Cem Hoca ile birlikte Abdullah. Önemli transferler yaptılar Hopa. Osman Hoca da zaten gerçekten kaliteli bir hoca biliyorsun yani. Hani neler yapabileceğini, özellikle gençlere neler katabileceğini çok iyi biliyoruz. İyi iş yapıyor. Muşspor'a da değinelim Abdullah Ufak Tefek. Yani Mehmet şu Dostepe an aldı. evet Monastır aldılar en son olarak da. Genel transferlerden bu grupta işler çok karıştı. Bak sezon başı Aksaray'la Çankaya vardı. Hatta açık ara Çankaya vardı. Beyoğlu da vardı. Özür dilerim. Beyoğlu, Çankaya, Aksaray. Bu üçünün arasında geçmesini bekliyordum. Ama şimdi onu söyleyemiyorum. Sapanca Spor Mertesi gerçeği var. Muş var. ya, burada Opa'nın toparlayacağını düşünüyorum. Akhisar'ın durumu sıkıntılı. Akhisar biraz yokluğa gidiyor gibi. Bu üzüyor Abdullah açıkçası. Yani hani herhangi bir şekilde transferin kalkma Nida ihtimali de Anadolu'yu yok. düşürdük mü? Valla Nidaradolu transfer yapıyor. Kiralık miralık oradan buradan topluyor bilmiyorum da. Yani Hüseyin şöyle 10 puanı var ve Fatih Sağ 17 puanda. Yani 7 puanlık bir fark var. Kapanmayacak Aslında fark. olmayacak bir şey değil biliyor musun? İşte kapanmayacak fark değil. Mesela Ofspor'da 8 puanda. Evet. Eskişehirspor keza mesela o grupta. Hani çok düşük puanlara sahip Eskişehirspor'da. Eskişehirspor puanına bakıyorum bu arada. 10. Hani onlar da 6 puan gerideler. Her şey olabilir. Abdullah şey var, bir de Erbaa Spor'da transfer var. Emre Karadağ var, tecrübeli sol bek. Onu aldılar. Bir de Yavuz Alemdar'ı aldılar, kanat oyuncusu. Aslen Trabzonlu kardeşim, Uşakspor'daydı Evet. herhalde. Geçen sene Hendek'te miydi? Gol katkısı da verdi. 6 tane gol atmıştı. Değerli bir futbolcu. O transfer de Erbaa Spor'da fena gitmiyor. İyi transferler yapıyor bence. Ama sayıyı arttırmaları lazım Erbaa Spor'un da.
Çünkü onlara düşme hattında öyle düşmemeleri lazım. Yıllardır buralarda mücadele veriyorlar. Bu seviyede olmamaları lazım. Onun dışında çok da transfer yapan yok herhalde Abdullah. Yok. Genel anlamda bitirdik de transfer oldukça yine gelecek hafta ben olur muyum bilmiyorum ama Hüseyin Karabacak burada olacaktır diye düşünüyorum. Hallederiz inşallah. Sen işine gücüne bak kardeşim ya. Ahmet olabilir muhtemelen. Yapacak. Bakalım moderatörlü Ahmet'e verebilirim gelecek hafta ama genel anlamda bitirdik. Çok teşekkürler arkadaşlar bizleri izlediğiniz için. Tekrardan hatırlatmamı yapayım. Lütfen kanalımıza abone olun. Evet. Senin ağzına sağlık. Eyvallah Abdullah. İyi günler herkese. Görüşmek üzere. İyi günler.